Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Şuraya bak. Hı? Ne oldu Ali? Bu kaplar sokak hayvanları su içebilsin diye konuyor. İçine çöp atasın diye değil. En azından biz doğru olanı yapalım. Aslında hiç zor değil. Aklıma bir şey daha geldi. Sen Elif ve Zeynep'in yanına git. Hemen geliyorum. Getir Azmi, getir. Çok yoruldum patron. Neden su depoluyoruz ki? Çünkü sular kesilecek Azmi. Biz keseceğiz. Suları mı keseceğiz? Ama neden? Nasıl? Dinle Azmi. Geçen yine dersteyim. Tarih boyunca insanlar yerleşim yerlerini içme suyu kaynaklarına yakın seçmişlerdir. Hatta su kaynaklarına sahip olanlar güce de sahip olmuşlardır. Gürgen, bugün çok dikkatli ders dinliyorsun. Aferin. Sor bakalım. Öğretmenim. Peki bu günümüzde de geçerli mi? Yani su kaynaklarını elde tutmak hala önemli mi? Elbette. Hatta tüm dünyadaki azalan doğal kaynaklar ve nüfus artışı suyun önemini arttırmıştır. Ama en önemlisi bu kaynakları doğru kullanıp israf etmemek. Teşekkür ederim öğretmenim. Şimdi anladın mı Azmi? Yine anlamadım patron. Tarih boyunca suyu ele geçirenler gücü de ele geçirmiş Azmi. Biz de tarihi Moğlova su kemerini ele geçireceğiz. Ya sonra ne yapacağız patron? O nasıl soru Azmi? Tarihe adımı yazdırabileceğim. Böylece de tarih dersinden geçmeme gerek kalmayacak. Harika bir plan patron. Ne sandın Azmi? Tarih dersinden geçmeme gerek kalmazsa okulu bitirip astronot olabilirim. Geldim arkadaşlar. Mehmet, onlar nedir? Bana yardım ederseniz sokak kedileri için bir ev yapabiliriz. Gerçekten mi? Çok isteriz. Elindekiler yeterli mi? Evet. Tek gerekli olan bir karton kutu, birkaç tane strafor, su geçirmez koli bandı. Hadi o zaman ne duruyoruz? Ne? Gel Azmi, bak tahtaya. Patron, neresi burası? Burası Moğlova kemeri. İstanbul'a hala su taşıyan en eski yapılardan. Burayı ele geçirip su kemerini baraja dönüştüreceğiz Azmi. Ama patron, üzerindeki deliklerden su taşar gider. Haklısın Azmi. O yüzden tüm o boşlukları tuğlalarla kapatmalıyız. Hadi düş peşime. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Kutunun bir yüzüne kedilerin girip çıkabileceği şekilde bir kapı açılması gerek. Sonra kutunun ölçüsüne göre straforla etrafını kaplayacağız. Tamamdır. Son olarak da kenarlarını su geçirmez bantla yapıştırırsak içeri su girmesini önlemiş oluruz. Ben yapabilirim. İşte geldik Azmi. Muhteşem Moğlova su kemeri. Çok yoruldum patron. Abartmaz mı? Daha yeni başladık. Gel benimle. Bak Azmi, gelen su buradan kanallarla şehre gidiyor. Çalı, çırpı, çer, çöp ne bulursan bu su yolunu tıkamanı istiyorum. Neden patron? Şehre giden suyu kesip barajımıza yönlendirmek için şaşkın. Patron, peki ya İstanbul muhafızları? Onları da düşündüm tabii ki. Önce kemerin Karayola bitişiğindeki yerleri tuğlalarla öreceğiz. İstanbul muhafızları geldiğinde yolları kapalı olacak. Ya sudan gelirlerse patron?
Onu da düşündüm şaşkın. İşimizi bitirince planımın ikinci kısmını da anlatacağım. Merak etme. Böylece sokak kedilerini soğuktan ve yağmurdan korumuş olacağız. Çok güzel oldu. Elinize sağlık arkadaşlar. Bunu nereye koyalım? Benim aklıma bir yer geliyor. Hadi gelin benimle. Azmi, son icadımı nasıl buldun? Büyük bir sapana benziyor. Öyle zaten. Bu son icadım sapan 500. İstanbul muhafızları yaklaşmaya çalışınca bu balık ağından yaptığım topları onlara fırlatacağız. Daha onlar bize yaklaşamadan dördünü de yakalayacağız Azmi. Çok iyi düşünmüşsün patron. Sonra da şu aşağıdaki botla gidip sudan balık toplarmış gibi toplayacağız onları. Gördün mü şu kemeri gördün mü? Azmi bizim olacak, güç bizim olacak, kaynaklar bizim olacak, İstanbul aç kalacak. Duydun mu duydun mu su sesini duydun mu? Azmi bizim olacak, Moğlova kemeri, Ali Bey deresi, Yeditepe bize mahkum olacak. Burası gerçekten çok uygun bir yer. He? Ama burada su yok. Nasıl olur? Daha sabah vardı. Sular mı kesildi acaba? Bu koca çınar bizi çağırıyor. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk koca çınar. Gürgen bu kez Moğlova su kemerini ele geçirmeye çalışıyor. Su kesintisinden Gürgen'in sorumlu olduğunu tahmin etmeliydik. Korkarım tarihi su kanallarını tıkamışlar. Ha? Daha fazla zarar vermeden onları durdurmalısınız. Hadi arkadaşlar hemen gidelim. Su kemerleri şehir dışında toplanan suyu şehre ulaştırmak için yapılırmış. Moğlova kemeri Mimar Sinan tarafından 1554 ile 1562 yılları arasında yapılmış. Kaç yıl geçmiş ama çok sağlam görünüyor. Evet Elif, kemerin kanalları hala İstanbul'a su taşımaya devam ediyor. Atalarımız bizlere ne güzel eserler bırakmışlar. Haklısın Ali, bu yüzden İstanbul'u elimizden geldiğince korumaya devam edeceğiz. Bitmedi. Kemer tam 257 metre uzunluğunda ve 36 metre yüksekliğindeymiş. Üstelik bu eser dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri sayılıyormuş. Su yolunu tercih ettiğimiz iyi olmuş arkadaşlar. Gürgen kemerin uçlarını duvar örerek kapatmış. Olamaz. Gelin bakalım. Ben de sizi bekliyordum. Kim geliyor patron? Kim olacak Azmi? Tabii ki İstanbul muhafızları geliyor. Sen işine devam et. O da neydi öyle? Bu Gürgen. Dur Eli. İlerlersek ağa yakalanacağız. Ne yapacağız? Sahile kürek çekelim. Aklıma bir fikir geldi. Nereye gitti bunlar Azmi? Ben de göremiyorum patron. Kaçtılar galiba. Kaçacaklar tabii. Karşılarında ben varım ben. Tamam Azmi hadi elin çalışsın. Durma bitir şu barajı. Su üzerinden Gürgen ve Azmi'ye yaklaşamayacağız. Kemerin kenarlarından ulaşmaya çalışmak da olmaz. Gürgen yaklaşamayalım diye tuğlalarla yolu kapamış. Suyun altından gidemeyeceğimize göre başka ne yapabiliriz ki? Belki de gidebiliriz.
Nasıl yani? Mehmet, aynı şeyi mi düşünüyoruz? Denemekten başka şansımız yok. Daha hızlı çalışacağız mı? Daha hızlı! Çalışıyorum patron. Havadan da gelmediklerine göre bu kez İstanbul muhafızlarını alt ettim galiba. Patron, bir ses duydum sanki. Kaytarmaya çalışmaz mı? Ben gözetliyorum. Gelen giden kimse yok. Sen işini yap. Hadi arkadaşlar, başarabiliriz. Çok az kaldı. Ha? 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 Tamam, teslim alıyorum. Nazmi, sesin kesildi. Kaytarıyor musun yoksa şaşkın? Azmi! Ses ver Azmi! Acaba çok mu çalıştırdım? Galiba yorgunluktan uyudu kaldı. Azmi'yi yakaladık bile Gürgen. Şimdi sıra sende. Ama siz buraya nasıl gelebildiniz? Bu kez beni yakalayamayacaksınız. Kaçıyorum, acele edelim. Hadi aşağı. Yine kurtulduk Azmi. Patron, orada plana yoktur değil mi? Yoktur tabii şaşkın. Tuğla mı dizdin, harç mı kardın sen? Ali Bey deresine set mi çektin sen? Moğla kemerinde baraj mı kurdun sen? Hayaller güzel Gürgen. Duvar ördün, başaramadın Gürgen. Sapan çektin, bir vuramadın. Kaçınılmaz sondasın, muhafızlar nöbette. Aklını başına devşir Gürgen, biz hep burada, hep birlikte. İstanbul'u kötülüklere karşı koruyacağız, buna ant içtik. Sana karşı, ona karşı, o da buna karşı, bu da şuna karşı. O da bu da şu da bu da sana karşı. Gürgen burayı anlayamadı. Duvar ördün, başaramadın Gürgen. Sapan çektin, bir vuramadın. Kaçınılmaz sondasın, muhafızlar nöbette. Tebrik ederim çocuklar. Yine Gürgen ve Azmi'yi yakaladınız. Zor oldu ama Moğla kemerini eski haline getirdik. Kemerdeki su yolları da temizlendi ve çalışır durumda. El birliğiyle her şeyi yoluna koymuşsunuz. Biz birlik olduktan sonra Gürgen ve Azmi'nin işi çok zor.